Arkadaşlar merhabalar. Yeni birlikteyiz. Ben İbrahim Kılıç. Bir edebiyat dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde tezkirelerle ilgili genel bilgilerden bahsetmiştik, hap bilgiler vermiştik. Onların işinize yarayacağını düşünüyorduk. Ancak yine tezkirelerle ilgili bilmemiz gereken yaklaşık 18 tane tezkire seçtim ve onlarla ilgili de yine ayrıntılı bilgiler vererek sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, isterseniz tezkireler 2 dersimize başlayalım. Önce Türk Edebiyat Tarihi'nin ilk tezkiresi yani Mecalüsün Nifais diye bildiğimiz Ali Nivayn'in kaleminden çıkan her hatta yazılan tezkireye gidelim. Yani bildiğimiz Mecalüsün Nifais'ten bahsederim. Bugün edebiyat tarihimizde biliyorsunuz ilk tezkire olarak da Nivay'ın yazmış olduğu bu eseri alıyoruz. Ancak dünya edebiyat tarihinde tezkirenin çıkış yeri olarak da nereyi söylemiştik? İran'ı söylemiştik. Yani Feridun Atlar'ın yazmış olduğu tezkire tür evliya adlı eser edebiyatımızda neydi? Şey, dünya edebiyatında ilk teskil olarak geçiyordu. Ama Türk Edebiyat Tarihi'ye geldiğimiz zaman, 15. yüzyıla gittiğimiz zaman sevgili gençler bu defa Ali Şinnevay'ın Herat'ta Hüseyin Baykara'nın sarayında yazmış olduğu bir teskire var. İşte o teskire, edebiyat tarihimizin ilk tezkeresi yani Mecalüs'ün nefaisi olmuş. Tabii Çağatay Türkçesinin Doğu Türkçesi olması hasabiyledi. Yani edebiyatımızda Doğu Türkçesiyle yazılmış ilk teşkilu olaraktan alabilirsiniz. Bugün Batı Türkçesiyle yazdığımız ilk teşkilinin Hicri 5'le olduğunu hepimiz biliyoruz ama Doğu Türkçesiyle yazılmış ilk teşkilu olaraktan Ali Şir Nevai'nin Mecarüsün Nifaisi'ne gideceksiniz. Yine önemli bir bilgi dikkat edin bunu da not alalım. Kronolojik sıra gözit yazılan ilk teşkil. Biliyorsunuz teşkilileri yazarken ya kronolojik sıra gözetmişler ya alfabetik sıra güzü etmişler veyahut da ne yapmışlardır? Ebced hesabına göre yazmışlardır. Ancak ilk yazılan tezkelere baktığımız zaman özellikle de gerek mecali sünni Pais, Gerekse hiçli bir işte döndüğümüz zaman bu iki teskilinin kronolojik sıra gözüterekten yazılan tezkeler olduğuna şahit oluyoruz. İşte Türk Edebiyat Tarihi'nin ilk tezkeresi olarak Nevai tezkeresini alıyoruz ya aynı zamanda Kronolojik sıra gözeterekten yazılan ilk tezkiremiz de Ali i Nibai'nin yazmış olduğu bu mecalüsün ifadesi olmuş. Sevgili gençler aslında bu tezkireyi diğer tezkirelerden ayıran bir özellik var. Nedir bu? Bu eserde Horasanlı şairler, Heratlı şairler hatta İranlı şairler ve bir de Azeri bölgesinin şairine de yer vermesi açısından ilk olma özelliğine sahiptir. Şunu diyebiliriz ki Farslı şairler yani İranlı şairlerden belki de bahseden tek tezkiremiz Alişin Nibai'nin yazmış olduğu Mecalüs'ün nefais adını bildiğimiz teskire gideceğiz. Sevgili Esra, bu teskiri açtığımız zaman aslında 8 tane bölümden meydana geldiğini, ilk 7 bölümün şairleri ayrılıp son bölüm diye bildiğimiz 8. bölüm ise Alişin Nibai'nin yakın dostu, sınıf arkadaşı, beraber büyüdükleri, devlet ürettikleri Hüseyin Baykara'ya yer vermiştir. Biliyorsunuz Herat'ın kültür ve medeniyet merkezi olmasında en önemli isim kimdir? Hüseyin Baykara'dır. Ve o Hüseyin Baykar'ın zamanı diye bildiğimiz 15. yüzyılında gelmiş gitmiş en büyük şairi Nevai olmuştur. Yarın sınavda çıkar mı bilmem. Nevai'den sonra Çağatay edebiyatının ikinci büyük şairinin en azından Hüseyin Baykar olduğunu biliyoruz. İşte Hüseyin Baykar'ın yanında yaklaşık 32 yıl devlet adamlığı görevinde bulunan, uzun yıllar valilik yapmış olan Nevai e, ee, aynı zamanda orada İranlı şair diye bildiğimiz Abdurrahman Camii ile yani Molla Camii ile de aynı yemeğe kaşık uzatmış belki de aynı tastan su içmiş olan bir şairimiz olmuştur. Hatta Ali Şinnivay'ın bir sözü var biliyorsunuz Muhakemet-i Lugateyn'de, Benim İran edebiyatına ait olup da okudum okumadığım eser kalmamıştır diyor. 63 yaş, 63 yaşında ölüyor. Yani 63 yaşa 29 tane eser sığdırmış. 32 yıl devlet adamlığı yapmış. İran edebiyatını okumada divan ve eser kalmamış olan bir büyük şairden bahsediyorum. İşte bu şair bir yolu açtı. Niye açtı? Anadolu tezkirelerine, Anadolu teskillerine örnek olacak bir tezkire yazdı. Türk edebiyat tarihinin ilk tezkiresini kim yazmış oldu? Adı Şir Niva yazmış oldu. İşte 459 şairden bahseden bu tezkirede bir şairin de Hüseyin Baykara olduğunu unutmayalım. Sevgili gençler, 2014 OABT sınavında, 2014 OABT sınavında Ali Şimnivay'ın ile ilgili çok güzel bir soru gelmişti. Ben çok beğenmiştim. Soru şuydu. Nevai teskiresini yazarken hangi teskirelerden faydalanmıştır diye yazmış. Bizim bütün Urfalılar, bütün kilisliler gitmişler. Heşli Beşli şart demişler. Ya Allah aşkına. Heşli Beşli'nin bir kere yazılış tarihine baktığımız zaman Nevai'nin tezkiresinden daha sonra yazılmıyor mu yazılıyor. O zaman ya Ali Şimnivay'ın Heşli beşti görme ihtimali yok. Sıfır zaten. Binde sıfır. O zaman Nevai Ne yapacak? Herat bölgesine yakın olan yer neresi? İran. O zaman İranlı tezkireleri okuyacak. İran bölgesinin. Yani işte atıyorum Devlet Şah tezkiresini okuyacak. Baharistan'ı okumuş olacak. Zaten yazarken bu kitabı 8 bölüm ayırırken İran'ın en ünlü tezkirelerinden diye birisi diye bildiğimiz Devlet Şah tezkiresi örnek almış. Hatta Molla Camii'nin Baharistan adını bildiğimiz eserini ne yapmıştır? Örnek almıştır. O gün Heşli Beş yazanlar kaybettiler. O gün bunları işaretleyenler yüksek puanlar almışlardı. Peki Neyse sözün e, ulaştığı yeri gördük. Şimdi gelelim ikinci tezkiremize. Sevgili arkadaşlar bugün edebiyat tarihimizin ikinci tezkiresi hd Bu bir. Anadolu'da yazdığımız ilk tezkirenin Seyhi Bey'e ait olan HD5'te olduğunu biliyoruz zaten etti. İki. Türk edebiyat tarihinin ilk kronolojik tezkiresi bu. Türk edebiyat tarihinin ikinci Anadolu'da ise yazılan teskiller içerisinde. ilk kronolojik tezkireyi Seyhi Bey yazmış. Yani bu da kronolojik bu da kronolojik sıra gözeterek yazılan tezkireler. İksin'in ortak özelliği ne bölümden meydana gelmesi. Tabi Nivai'nin tezkeresinde Horasanlı, Heratlı, bölge, Azerbaycan bölgesinden şairler olduğu için buradaki şair oranının 459 olduğunu görüyoruz. Ama Seybi'ye geldiğimiz zaman bunun tezkeresi sadece 15. Yüzyıl, 15. yüzyılın sonu 16. yüzyılın başı Anadolu'su olduğu için Halil'e de 243 tane şairden bahsetmiş böyle bir tezkere. Yani sayısı olarak daha az. Peki sınavda gelseydi Seyi Bey tezkiresini yazarken ne örnek almıştır derse direkt cevabımız mecabü sünni faiz. Neden? Çünkü 8 bölümden meydana gelen ilk tezkire bu değil mi? Evet. İlk kronolojik tezkire bu değil mi? Evet. O zaman Seyi Bey ne yapacak? Ha Nevali'nin tezkiresine bakacak, inceleyecek diyecek ki ben de bundan yazacağım ve oturup bunu yazıyor zaten. 8 bab ve 243 tane şairden bahsetmiş. Bugün Seyi Bey'in bu tezkireyi yazmasına vesile olan isim Alişehir Nevai olmuştur. Bir kere bunu aldım hiç Geldik üçüncü tezkire. 2013 OABT sınavı. 2013 OABT sınavında latifli tezkiresi sorulmuştu. Hocam bir daha sorulur mu? Sevgili Leyla. Sorulabilir sorulmaz diye bir şey yoktur. Yani belki başka bir şık içerisinde gelebilir. Peki. Biz ilk iki tezkireyi neyle yazdık? Kronolojik sırayla yazdık. Buraya geldik işte alfabetik ilk sırayı gözü yazılan teskiri Latifi teskiresi. Hikayesini anlatmak istiyorum. Sevgili gençler Latifi İstanbul'da un kapağında gezerken birisinin şarkı sözünü duyar. Kimi duyar? Seyhi Bey'in plağını duyar. Hemen arkadaşı kankası Aşık Çelebi'nin yanına gider der ki ya Sehi diye bir adam var. Adam teskiri yazmış şöhret sahibi bir sürü tıklanma alıyor falan beğenme alıyor ama İbrahim Hoca'yı beğenmiyorlar. Yani der ki ben de bir tezkire yazacağım. Seybe gibi ünlü şöhretli olacağım der. Aşık bir de ağzından kaçırır. Der ki ya kanka der kimseye söyleme ama der. Ben de bir şu aralar bir tezkire yazıyorum ama ben alfabetik sıraya göre yazıyorum. Seybe'nin yazmış olduğu tezkire kronolojik sıraya göre yazılmış. Yani doğum tarihlerini falan ya da ölüm tarihlerini baz almış. Ben ise alfabetik sıraya göre gideceğim. A, B, C diye gideceğim der. Vay bunu sen misin söyleyin? Aşık Çelebi ağzından kaçırınca hemen Latifi kalkar, arkadaşına ihanet eder ve ne yapar? Gider kendisi ilk alfabetik tezkireyi yazar. Aşık Çelebi bin pişman olmuş. Keşke dilim mal olayı da söylemedim diye. Ve der ki o zaman benim artık alfabetik tezkire yazmama gerek kalmadı. Bari ben de bir ilke imza Yani ilk ebced tezkireyi yazayım der ve yazar. Kim yazar? Aşık Çelebi yazar. Neyi yazar? Meşair-i Şuara'yı yazmış olur. Böyle bir tezkire hikayesi var. İşte alfabetik sıra gözetilerek yazılan ilk tezkiremizi bize Latifi yazdı. Kastamonlu Latifi yazdı. Bu tezkirenin özelliğini Anadolu'nun ikinci tezkiresi olma özelliğine sahip. Ve alfabetik ilk teskil olma özelliğine sahip. En önemli özelliği zaten. Burada 334 şairden bahsettiğini biliyoruz. Tezkiresini bitiriyor ve kime sunacak? Dönemin padişahı Kanuni'ye sunulmuştur. Sevgili gençler. Genellikle padişahlara sunulanların ağırlıklı e, olarak hamsi sahibi olanların sunduğunu biliyoruz. Tezkirlerin sunulduğunu biliyoruz bir kasidelerin sunulduğunu söyleyebiliriz. İşte kanuniye sunulan tezkire de neymiş? teskiret e, şuara adını bildiğimiz ya da sizin değişinizle de, latifi tezkiresi diye bildiğimiz olmuş. Anladık mı Esma hocam? Anladık. Geldik dördüncü soruya. Gülşen'i şu ara yani şairlerin gül bahçesi. Bağdat doğumlu olan Bağdat'la e, Ahdi daha sonra Anadolu'ya gelmiş ve demiş ki ben de bir teskire yazacağım. Bakın Bey'in kaseti çok satıyor, kitaplara çok satıyor. İşte Latif'i de yazdı, onunki de müşehireti oldu ben de yazacağım deyip oturmuş Anadolu'nun üçüncü teskiresini yazmış. Ama bir önemli nokta var. Sevgili Selim'e hocam nedir o fark o da şu. Bağdatlı şairlerden ya da Arap bölgesi şairlerinden söz eden tek ve ilk tezkeremiz Ahdi'nin yazmış olduğu neymiş? Gülşen'i şu araymış. Burada da 325 tane şairden bahsettiğini görüyoruz. Yani 3 bölümden meydana gelen bir tezkere olmuş. Bir parantez. İlk iki tezkiremiz genellikle 8'er bölümden baptan meydana gelirken diğer tezkirelerde genellikle 3 bölüme ayrılmış. Mesela birinci bölümler padişahlar, şehzadeler ayrılmış ya da işte şeyhler, dervişleri ayrılmış üçüncü bölüm şairleri ayrılmış. Öyle sınıflandırma yapmış, yapmışlar. O zaman neymiş? Bağdat Lahdi'nin özelliği, Gülşen'in şuaranın özelliği neymiş? Anadolu'nun üçüncü tezkiresi. Yetmet, Bağdat bölgesinden bahseden, şair, Bağdat bölgesi şairlerinden bahseden tek teskili ve ilk tezkire. Geldik Anadolu'nun dördüncü tezkiresine. Bakın, Meşair-i Şuara kimin? Aşık Çelebi'nin. Sevgili gençler, Aşık Çelebi tezkeresini aslında alfabetik sıraya göre yazmak istiyordu ama kankası olan Kastamonulu Latifi buna bir ne derler? Ee, kazık atmış oldu. O da oturdu, neyi yazdı? Ebced hesabına dayanan bir teskire yazdı. Evet, Türk edebiyat tarihinde kronolojik sıra gözütülerekten yazılan Anadolu'daki ilk teskire bu. Alfabetik sıra gözütülerekten yazılan ilk teskire burası ama Ebced hesabına dayalı olan ilk tezkiri de Aşık Çelebi'nin Mişairüş Şuara adını verdiğimiz tezkiresi olmuş. Kaç şairden bahsediyor? 426 şairden bahsetmiş. Hocam bu sayılara takılalım mı? Hayır gençler. Yok onda 300 tane var, bunda 500 tane var. Bunları ezberleyemezsiniz. Ben bile unutuyorum. Allah aşkına. Hatta tezkirelerle ilgili kitap yazan hocamız bile unutur. Kısacası biz ilk iki tane tezkiri önemli olduğu için ben de hani sayıları çok seviyorum. Onun için 459 tane şairden bahsetmiş diyorum. Onun için 243 tane şairden bahsetmiş diyorum. Diğerlerinin sayılarını ben bile unutuyorum. Bunlara takılmayın. ÖSYM kalkıp da size meşayir şu arada kaç tane şair mi var diyecek. Ayıp yani. Sormaz bile. Ebced hesabına dayanan ilk teskili olduğunu bir cebine koy. 16. yüzyılda de. ve kanunun oğlu olan Sarı Selim'e sunulmuş. 3. 2. Selim'e sunulmuş. Geldik 16. yüzyılın en hacimli teskilesine. Yani Kınalızade Hasan Çelebi teskilesine. Bu da diyor ki lan Aşık Çelebi yazdı. Bir de ben yazayım teskire. Herkes para kazanıyor, şöhret sahibi. Bir de teskireleri sundukları zaman ödül alıyorlar. Ödül ne atama değil tabii ki. Ne alıyorlar? İşte 3-5 kuruş para almış oluyorlar. Öyle bir özelliği var. Anadolu'nun 5. teskiresini Kınalızada Hasan Çelebi ile yazmış olduk. Bu teskirenin adı Teşrifat-ı Şuara diye geçiyor. Yaklaşık 3 bölüm ve 627 tane şairden bahseden bu teskire Anadolu sahamızın 5. teskiresi olmuş oldu. Sevgili gençler, 16. yüzyıl 16, 16, 16 ve 16. yüzyıllarda yazılmış. Ve 7. tezkire diye bildiğimiz. Tezkire tuş şu araya geldiğimiz zaman yani beyanı tezkiresine geldiğimiz zaman artık burada bitiyor. Buraya kadar 16. yüzyıl tezkireleri. Şu sadece 15. yüzyıl tezkiresi geri kalanlarını 16. yüzyıl tezkiresi olarak alabilirsiniz. İşte 16. yüzyılın son tezkiresi olarak beyanı tezkiresini aldık bu bir. Hasan Çelebi tezkiresinin aslında özeti gibidir. Niye? Hasan Çelebi tezkiresinde kaç tane şairden bahsettik 627 tane şairden bahsettik burada 377 yani miyar mıyar %50'si gibi özet yapmış. Yani yeni bir tezkili olduğunu söyleyemeyiz. Riyazi tezkilesine gelelim artık 17. yüzyıla geldik Riyazi gibi işte Kafsade Faizi gibi, Rıza gibi, Yümlü gibi, Mucip gibi isimler sahneye çıkıyor. İşte Riyazi'nin yazmış olduğu Riyazi tezkilesi ise 1. Ahmet'e sunulmuş bu bir ve 400 tane şairden bahseden bir tezkili olmuş. Anlaşıldı mı Ahmet Hocam? Anlaşıldı. Geldik zübdetül işara. Ben bunu önemsemiyorum. Aha bunu önemsiyorum. Yani zübdetül işara önemsiyorum. Neden? Şairlerin seçkisi anlamına gelen bu teskire neden acaba önemli Aysun Hocam? Şundan dolayı. Kapsadı faizi, kafsade faizi bize bir teskire verdi. Ama bu tezkirenin Diğer tezkirelerden ayrılan bir özelliği var. Neden? Yahu şuraya kadar yazdığımız teskillerde biz ne yaptık? Şahinlerin biyografisinden bahsettik. İşte boyundan, kilosundan, fiziksel ruhsal özelliklerinden, baba adından, mesleki durumundan, efendime söyleyeyim lakaplarından ve ünvanlarından bahsettik. Az bir şey şiir verdik. Yani az bir şey dedik ya birkaç tane şiir verdik. Ama kafsadı faiz diyor ki ben yeni bir şey yapmam lazım. Orijinal olması lazım benim. Orijinal değil. Orijinal. Ne yapmam lazım? Şunu yapmam lazım. Ben de diyor antolojik bir teskili hazırlayacağım diyor. Nasıl? Şöyle. Yani ben diyor şairle ilgili birer ikişer cümle vereceğim. Hemen şiirlere geçeceğim. Onları şiirleriyle daha çok ön plana çıkaracağım. Niye? E şairi şair yapan nedir? Yazmış olduğu üründür. Ben ürünleri öne çıkaracağım diyor. İşte Türk edebiyat tarihinin. Sevgili Fatma. İlk antolojik tezkeresi 17. yüzyılda Kafsade Faiz'in elinden çıkmış ve böylece 515 tane şairden bahseden bir tezkere olmuş. Önemli mi? Çok önemli. Şunu önemsemiyorum. Sadece yüzyılını bilin. Şunun da 16. yüzyılın son tezkeresi olduğunu bilin ve geldik 17. yüzyılda Rıza amcaya. Rıza tezkeresine. Bu da alfabetik sıraya göre yazmış. Yani bir nevi demiş ki lan Latifi demiş zaten alfabetik sıraya göre yazdı. Ben de bir alfabetik sıraya göre yazayım demiş. Ama 17. yüzyıl artık bu tutulmuyor. Niye? Çünkü Artık Ebced'e göre yazıyorlar değil mi? Yani moda değişti. Halil'e de bunun modası eski. Rıza tezkeresinde 269 tane şairden bahsettiğini görüyoruz. Yümni'ye geldik. Bu da çok önemli değil. Yani orijinal bir şey değil. Niye? Kafsa'da Faizil'in tezkeresini almış. Burada 515 tane şair var ya. E, bunun aslında zehil yapmış. Bunu ekleme yapmış. Kaç kişi eklemiş? 29 kişi daha eklemiş. Yani 500... 15'in üstüne da 29'da eklemiş. 29'dan daha taba yapmış. Böyle bir tezkire. Yümlü tezkeresini çok önemsemiyorum ama siz bütün Urfalılar gibi, bütün İstanbullular gibi şunu bilin. Nedir o? Ya en azından Yümlü diye bir adamın tezkire yazdığını, Rıza diye bir adamın beyaninin, ne bileyim işte Kafsadı Faizi'nin tezkirelerinin olduğunu bilin. Aha bu bölümden en çok önemsediğim tezkire ha bu tezkire. Zübdetül Eşar. Tamam mı Fatma Hocam? Bunu defterine iyice not et. Antolojik ilk tezkire. Ve geldik tezkireyi mucib. Yani bu mucip diye bildiğimiz adam da oturmuş bu rızanı yazmış oldu. Sıradan bir tezkire diye bildiğimiz 299 şairden bahseden tezkireye bir zeyil yazmış. Ve bu da 170 150 tane şairden bahsediyor. Önemli mi değil? Devam edelim. İşte önemsediğim tezkireye geldik. Güftü'nün yazmış olduğu teşrifatı şu ara. Sevgili arkadaşlar. Mesnevi biçiminde yazılan ilk tezkire. Bu ne demek? Tezkire şiir biçimde yazmış ama mesnevi biçimde yazmış. Ona yanıtırmış gibi. Ve toplamda 2400 beyitten meydana gelen ve bir mesnevi olan bu eser Teşrifat-ı Şuara adlı bu tezkire bütün tezkirelerden ayrılan bir özelliğe sahip. Neden? Çünkü diğerlerine döndüğümüz zaman Nazım Nesir karışık. E buna geldik burada da az bir şey dedik. Nesir var ya, çoğunluk Nazım dedik. Geldik Güfti'ye. Güfti ne yaptı dedi ki ben tamamen mesnevi biçimde yazacağım kardeşim. Yani yüzde mesnevi olsun 2400 beyit yazıyorum ha size ve ben 106 şairden bahsedeceğim dedi ve oturdu yazdı. Edebiyatımızda daha eşi benzeri olmayan bir tezkire bu. Şöyle bir sınavda soru gelir mi bilmiyorum. Mesnevi biçiminde yazılmış tek tezkire de evet ve ilk tezkiredir. Ve önemli bir şeyden daha bahsedeyim çok önemli. Ya bu kadar tezkireci ele almış olduğu kendi dönemindeki şairleri böyle övmüşler onları ön plana çıkartmak istemişler müşür etmek istemişler böyle benim gibi ama... Güfte ne yapmış? Bu ele almış olduğu 106 tane şerden dalga geçiyor. Alay ediyor onlara. Hicimsel bir üslup kullanıyor. Mizahi bir üslup kullanıyor. Dolayısıyla da hicim üslubuyla yazılan tek teskil bu güftünün yazmış olduğu neymiş? teşrifat şu şuara adını bildiğimiz mesleviymiş. Hem bir meslevi hem bir teskire Geldik şu şuaraya. Teskileyi şuara da Salim tarafından yazılmış olan bir teskile olup 19. yüzyıla ait, şey 18. yüzyıla ait. Burada da 426 tane şairden bahsetmiş. Önemli değil. Sadece Salim adlı amcamızın bir tezkeresinin olduğunu bilelim yeterli. Ve Ramiz'in tezkeresi o da 18. yüzyılda yaşamış. Onun da Adab-ı Zürafa adını verdiğimiz bir eseri var. Adab-ı Zürafa. Burada da 375 tane şairden bahsediyor. Sadece Ramiz'in böyle bir tezkeresinin olduğunu bilelim. İsmini karıştırmayalım. Ve 16. yüzyıl. Hani tezkiri şu araya Mevleviye sınavda soruldu mu hocam? Soruldu. Ne zaman soruldu? 2015'te hatırlıyorum. 16'da olabilir. Sevgili arkadaşlar. Bu Galata Mülahanesi'ne 34 yaşındayken şeyh olarak giden Şeyh Galip Hazretleri vardı. Onunla harim odasında aynı odada kalan kazancı diye bildiğimiz Esrar Dede vardı. E şeyh Galip Mevlevi, Esrar Dede de Mevlevi. Bir gün Esrar Dede telefonuyla oynarken diyor ki, kanka diyor ben diyor bir tezkire yazacağım diyor. Kime diyor? Şeyh Galip'e diyor. Şeyh Galip diyor çok güzel bir düşünce diyor. Kimi anlatacaksın diyor. Vallahi diyor bizim Mevlevi şairlerinden bahsedeceğim diyor. O zaman Şeyh Galip diyor ki sen şiirden anlamazsın. Sen otur diyor bu şairle ilgili biyografik bilgileri topla Google'a gir. Ben diyor istersen diyor sana güzel bir seçki yaparım. Ve o şairlerin şiirlerini altlarına yapıştırırsın diyor. Anlaştık mı anlaştık. İşte müşterik yazılan bir tezkiledir. Yani şiirlerini Şeyh Galip'in seçtiği Nesir kısımlarını ise Esrar Dedi'nin yazmış olduğu teskire, teskiri Şuara-i Mevleviye diye geçmektedir. Edebiyatımızda Mevlevi şairlerden bahseden yani tamamıyla Mevlevi şairlerden bahseden bir teskiri olduğu için ve içerisinde 212 tane Mevlevi şairine yer vermiş olduğundan dolayı bir sınıf teskiresi, bir zümre teskiresi derse direkt Esrar Dedi'ye gideceğiz. Kimin kime gideceğiz? Esrar dedi. Bu açıdan önemli. Soruldu mu? Soruldu. Bir daha sorulur mu bilmiyorum. Size bırakıyorum. Bir de bir şey daha söyleyelim. Mesela buraya yazmadım. Sadece Mevlevi şairlerden bahseden teskire buyken Enderun'da yetişen şairlerden bahseden teskire ise Akif adlı birisinin yazmış olduğu neydi? mirat Şir adını verdiğimiz teskireydi. Mirat-ı Şir. Onu da unutmayalım. İlk derse bahsetmiştim. Geldi 17 diye. Bahçeyi Safa Endüz. Bahçeyi Safa Endüz adlı eser ise Esat Efendi adlı birisi tarafından yazılmış. Ama ebcedle yazılmış. Ben biliyorum ki Ebcedli yazdığımız ilk listeyi Aşık Çelebi yazdı. Neyi yazdı? Meşair-i Şuara'yı yazdı ve bize 426 şairden bahsetti. Böyle bir teskire Bak geldik 19. yüzyıllara hala daha Ebced Esnavi'yle yazılan tezkereler var. Bu Esad Efendi de oturmuş bahçeyi Sefa Enduz'u yazmış ama kaç şairden bahsetmiş? 209 şairden bahsetmiş. Onu da cebime koydum. Ve bugün bahsedeceğimiz son tezkere ise Hatimetül Eşar. Arkadaşlar bunu da Fatin Davut adını verdiğimiz bir şair yazıyor. Burada da 672 şairin olduğunu söyleyebiliriz. 672 şair. Yani aslında en hacimli tezkiredir desek yerinde olur. En hacimli tezkire olarak bu 672 şairden bahseden Fatin Davut'un Hatimetül Eşar'ını cebimize koyabiliriz. Bu dersimize neden bahsettik? Türk Edebiyat Tarihi'nin mecalüsün nifaisinden bahsettik. Anadolu'da yazılan Heçli 5 gibi, Latifi Teskilesi gibi, Meşair-i Şuara gibi, yine Gülşen-i Şuara gibi, bunun dışında Hasan Çelebi Teskilesi, Beyane Teskilesi, Salim, Rıza, Yümlü gibi birçok teskileden bahsettik. Şimdi size düşen görev nedir? Aha bunun özelliklerini çok iyi bilin. Bunun özelliklerini çok iyi bileceksiniz etti ki. Üç. Üçüncü teskiliyi çok iyi biliyoruz. Dördüncüsü önemli. Beş önemli. altı önemli sayıyorum. Bu bölümden sadece züptet öleşarı cebime koyacağım. 13. yüzyıl dan başlayan tezkirelere geldiğimiz zaman abi 13. tezkire çok önemli. Buna çiz, yıldız atalım. Bir de 16. maddedeki tezkireyi şu ara mevleviye dikkat etmemiz lazım. Sevgili arkadaşlar, ne yaptık? Bundan önceki dersimizde tezkire nedir, nasıl yazılır, nelerden bahsedilir? ilksel özelliklerini bir tablosunu çıkardık. Hatta buraya ne yazdık? Bütün tezkirelerin adlarını, yazarlarını ve yazıldıkları yüzyılları yazdık. Değil mi? Size öyle bir not hazırlamıştık. Artık gerisi size kalmış. İster o tabloyu ezberleyin, istersa bunlardan birkaç cümle bilirseniz yeterli olacaktır. Kendinizi eziyet etmeyin. ÖSYM işini biliyor. ÖSYM bize 9-10 yıldır o ABD'de hep ne sordu? Tezkire sordu. Nereden sordu? Nesil ünitesinden. Nesil ünitesinden tek sorduğu yer tezkire olmuş oldu. Şimdi size düşen bir görev var. Ne? E bu kadar anlattım, bu kadar konuştum, bu kadar yazdım. Artık siz de bir beğenin. O da yetmez. Şu gruplarınız var ya Telegram gruplarınız bilmem ne gruplarınız falan var ben anlamam. İşte onlara da bir duyuralım yani böyle bir videoların ne olduğunu duyuralım. En azından insanlar aklı serim dersler dinlemiş olsunlar. Ben söyleyeceğimi söyledim. Görev sizde arkadaşlar. Önümüzdeki dersimizde görüşmek üzere. Cümleten Allah'a ısmarladık.